Günaydın. Kahvemi aldım. Günüme başlıyorum çok şükür. İnşallah günümüz sevgiyle, sağlıkla, huzurla, bereketle geçsin bugün. Bugün havamız çok güzel. Onu sizlerle de paylaşacağım. Şöyle kahvemi koyayım. İlk önce bir kahvemi içeyim. Sonra bugün ne yapacağız? Nasıl geçireceğiz? Bugün cuma. Bir haftayı bitiriyoruz. Tabii ki ay tutulmamız var. Rabbim hayırlara vesile olsun inşallah. Hepimize çok güzel etkilerini göstersin diliyorum. Sonra bir kahvemi içeyim. Sonra tekrar görüşeceğiz. Şöyle balkonuma geçtim. Gökyüzü çok muhteşem bugün. Günaydın soğanlarım. Günaydın limon ağacım. Günaydın tatlı kadın. Güneşim koltuğuma vurmuş ama tabii ki kapalı. Hem kahvemi yudumlarken bugün cuma, bugün Ebuşlar'dayız inşallah. Öğlen kahvesini de orada içeceğiz. Bugün pazarımız var dışarıda. Pazara gideriz. Özkan'la birlikte alışveriş yapacağız. Eksiklerimizi tamamlayacağız. Bugün bayağı full dolu bir gün ama yarın da kafamda planlar var. Bol temizlikli bir gün olabilir. Çünkü bu hafta Özkan'ın vardiyasından dolayı temizliğimi, genel büyük temizliğimi yapamamıştım. Yapmam gerekiyor. Bu beni devamlı dürtüklüyor. Ne zaman yapacaksın, ne zaman yapacaksın? Şöyle dışarıyı da göstereyim size. Çok güzel bir gün. Bir de bizim hemen altı tutulmuş herhalde. Bir altımız. Bugün Özkan bilmiyorum nasıl uyur eder ama bayağı bir gürültü var yani. Gürültüler başladı bile. İnşallah hayırlı iyi insanlardır da sorun yaşamayız. Çünkü böyle sitelerde bu çok önemli. Çayımı da koydum. Bugün de ekmeklerimiz var. Üzerine böyle pizza gibi yapacağım. Onu da tabii ki sizlerle birlikte yapacağım. Haydi günümüz başlasın hayırlısıyla. Herkese de buradan hayırlı cumalar da diliyorum. Rabbim rahmetini, merhametini, sağlığını, huzurunu, sevgisini, gücünü üzerimizden eksik etmesin inşallah. Evet, ben ekmeklerimi böyle tepsime dizdim. Hepsinin üzerine şöyle tereyağından sürüyorum ve size şok bir haber veriyorum. Bakar mısınız? Şimdi Zayde Yetiş'i dinlerken yine 15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı çıkmış arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. İnsanlarımız işte hala bunun farkında değil yani. Görüyorsunuz. Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Sakarya, Samsun, Van. Van bu gece yarısından itibaren 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmiş devlet. Hayırlı uğurlu olsun. Ben işte herkese söylüyorum. Yani çok şükür bizde yok sokağa çıkma yasağı ama bizde bile olabilir yani arkadaşlar. Görüyorsunuz devlet insanların bu kadar yumuşak, hiçbir şey olmamış gibi davrandıklarını ve ölüm sayıları da arttığı zaman maalesef hemen sokağa çıkma yasağını uygulatıyorlar. Bakın 15 ilde büyük şehirlerde sokağa çıkma yasağını hafta sonu getirmişler. Yani ben her zaman söylüyorum, bu yumuşaklığı bu kadar çok ilerletmeyin, mesafeyi koruyun. Yani ben anlamıyorum ya. Her zaman da söylüyorum. Evet, ekmeklerimi böyle güzelce tereyağladım. Şurada malzemem var. Domates, yumurta ve kaşar peyniri rendeledim. En üstüne de böyle güzelce sucuk koyacağım. Şöyle bakar mısınız? Biz bunu çok seviyoruz. Pizza gibi oluyor. Hem ekmekleri de değerlendirmiş oluyorsunuz. Bakın bayağı bir sürpriz oldu değil mi? Hele de o sokağa çıkma yasağı olanların hepsine bence bayağı bir sürpriz olmuştur. Bu da bize bir ders olsun. Benim bulunduğum şehirde Tekirdağ'da çok şükür sokağa çıkma yasağı yok ama biz bile dikkat etmezsek o sokağa çıkma yasağı ilerli, yani bizim bile olabilir yani. O yüzden 3 kuralı
bırakmayalım birbirimizden. Mesafemizi, maskemizi ve hijyenimizi lütfen dikkat edelim yani. Yani hayat ipin ucunda. O kadar söylüyorum. Neyse. Duyuyor musunuz sesi? Aşağıdan bayağı bir ses geliyor. Özkan da gececi uyuyor Allah'tan. Bu son güne denk geldi de. Yoksa haftanın başından itibaren olsaydı biraz uyuması zor olacaktı vallahi. Böyle sitelerde çok zor işte. Yaşam zor. Vallahi ben bile şöyle köy evi, tek başına müstakil bir ev istiyorum yani. Gerçekten. İnsan öyle istiyor. Toprakla beslenmeyi, toprakla yaşamayı. Ben bile istiyorum yani artık. Vallahi billahi. Çok zor. Ama işte bizim çocuklarımız daha ufak, okul hayatı olduğu için. Bakar mısın ses? Herhalde mutfak yapılıyor. Yandık. Evet, şimdi ekmeklerim hazır. Şimdi de güzelce sucuklarını koyacağım. Ses çok berbat. Ve sucuklarımı da koydum. Bakar mısınız? Ekmek pizzalarım hazır. Haydi fırına. Ve tatatatam, pizzalarım çıktı. Bakar mısınız, mısır gibi pişmişler. Bunu da şöyle koyuyorum. Artık kahvaltımızı yapabiliriz. O zaman çaylarımızı da koyalım. Masamız da hazır. Mert, hadi oğlum. Aşağının da tamiri at herhalde, direkt mutfaktan mı başladılar? Ne yaptılar acaba? Bize de size de afiyet olsun. Pizzaları muhteşem pişmiş. Evet, ben hazırlandım arkadaşlar. Bugün de siyah ve beyaz kombini tamamladım. Şöyle İnci üzerine yaptım. Şöyle beyaz incili küpelerimi taktım. Sonra şöyle incili kolyemi taktım. Bir de şöyle kolye taktım. Evet, bugün de böyle giyinmek istedim. Mert, sen de gel bakayım. Mert'in kombinini de size göstereyim. Ona da dün aldığımız bu NBA tişörtünü giydirdim. Altına da kot şortunu giydirdim. Ve biz hazırız. Nereye gidiyoruz? Tabii ki Ebru'da. Bugün de Ebru'da toplaşıyoruz. Üstüne de şunu giyeceğim. Ve üstüne de bu saten gömleğimi, çiçek desenli gömleğimi giydim. Ben hazırım ve bugünkü dün almış olduğum defaktodan da babetlerimi de giyeceğim. O zaman hazırsak çıkalım Mert'im. Heh, hadi çıkalım. Hadi siz de benimle birlikte çıkıyorsunuz. Evet, bugün de teyzemle birlikteyiz. Tabii ki bu arada Mert'im de bizimle birlikte. Nereye gidiyoruz? Tabii ki Ebuş'a. Bugün de orada toplanacağız. Teyze, bu ne sıcak be ya canım. Anca başladı. Teyze, haberleri duydun mu canım? Yine yasak gelmiş 15 ile. Haberin var mı? Yok. Ne haberin? Kime yasak gelmiş? 15 ile yine yasak getirmişler hafta sonlarına. He, buralara da. Yok, burası yok Allah'tan. İstanbul, İzmir. Haberim yok onda. Kalktım, makara topladım anca. Allah canım, ben de yoksa uğrasam çok yerlere uğrarım da, o zaman da çok geçi bulacak yani. Özkan'la zaten çıkacağız sonra. Bir de ne oldu biliyor musun? Bir de bizim evin altındaki de tamirat yapıyor mu? Tam adamın son gecesi. Bir görsen, ses bizim evde yani. O derece. Çıktı mı Zilli oradan? Çıktı çoktan. Sahibim yapıyor. Evet. Ebuş'a oturdum, dedim ki Ebru'ya, ya Ebru dedim, duydun mu 15 ilde dedim yasak çıkmış. Ebru da şimdi bana demesin mi? Yo, Tayyip Erdoğan iptal etmiş onu dedi. Ay inanmıyorum ya, bu nasıl bir çelişki Ebru? Vallahi iptal etti. Evet, Semra'cığım geldi. Ebuş'cığım da çok güzel karşıladı bizi. Evet, bugünü de burada geçireceğiz. Sonra Özkan'la alışveriş tabii ki birlikte yapacağız inşallah. Ama yasak 15 ilde kalkmış arkadaşlar. Onu da bilgisini vereyim dedim. Haydi bakalım. Kahvelerimizi getirdi. Kahvelerimizi burada içelim dedik. Şöyle koyalım. Teşekkür ederim canım. Çok mersi. Kahvemizi de içelim değil mi teyze? Evet canım. Afiyet olsun. Hepimize afiyet olsun. Mert'in de dünden beri bir hapşırığı var. Git ellerini bir yıka oğlum. Yıka şimdi. Hemen. Şey, hapşırığı.
Hapşıra tıskıra. Ay küçük oluyorum. Gerçekten şuraya bez koydum. Mendil koydum şu ağzına. Evet. Yo yapmaz ki. Erkekler öyle. Hep söyleyeceksin zaten. Hadi hepimize afiyet olsun kahve keyfimiz. Kız İlkay'cığım da geldi. Zeynep'im de oyuncaklarıyla oynuyor. Bakalım ne mamalar yapmış size göstereyim. Kısır yapmış. Kısırı çok güzel yapar evde. Minik pizzalardan yapmış. Şöyle küçük. Ve Büşra'cığım da geldi. Hoş geldin tatlım. Hoş buldum Sevişim. Evet şimdi yemeğimizi yiyelim. Hem muhabbet edelim hem de yemeğimizi yiyelim. Söyle tatlım. İyi sen ne yapıyorsun? Şimdi Ebru'dan çıktık. Kızları da bıraktım. Böyle üstümü değiştirdim. Çünkü çok sıcak var dışarısı. Şimdi Özkan'la alışveriş zamanı. Bugün pazarımız var biliyorsunuz. Pazara gideriz. Oradan bin. Eksiklerimizi tamamlarız. Bize bir de bugün ne yapacağız? Hamburger yiyeceğiz. Mert'e söz verdik. Hadi o zaman gidelim mi birlikte? Gidelim. Güzel geçti Ebru'da vaktimiz. Yalnız biraz biliyor musunuz? Başım ağrıdı. İlaç içtim yani. Bugün ikinci ilacımı içtim baş ağrısından. Sanki tutacak gibiydi. Öyle. Haydi gidelim. Merhaba. Alışverişi yaptık ama daha onları hala sizinle paylaşamadım. Mert hamburger yedi. Ben de bugünkü kalan yemekleri değerlendirmek istedim. Çorba ve mantı vardı. Onları yiyeceğim. Sonra da tekrar Ebru ile yürüyüşe çıkacağız. Tabii ki birlikte çıkarız değil mi? Aldıklarımı da daha sonra paylaşacağım sizinle ama şu anda değil. Sonra ben şimdi yemeğimi yiyeyim. Hava çok güzel. Ben çıktım yine yürüyüşe ama bugün çok sinirlendim yine. Özellikle de Özkan'a sinirlendim. Çünkü ben erkeklerle çıkamıyorum alışverişe. Çünkü erkekler her şeye karışıyor. Tek başıma çıktığımda çok güzel alışveriş yapıyorum ama erkeklerle çıktığımda olmuyor yani. Her şeye karışıyorlar. Yok onu mu al, yok bunu mu alacaksın, şöyle miydi, böyle miydi? En iyisi tek başına çıkacaksın. O yüzden de bugün yiyeceğim hamburgeri bile yemek istemedim. Çünkü keyfim olmadığı zaman ben hiçbir şey yemek istemiyorum. Ama hiçbir şey benim moralimi bozamaz. Her ne yapacaksak yapayım. O yüzden de her zaman böyle devam. Şimdi yürüyüşe çıktım. Ebru'yu bekliyorum. Ebru'yu alacağım. Yine 6000 falan adım atarız inşallah. Ne dersiniz? Evet. Yani öyle biraz kendimle ilgili de bilgi vermek istedim. Bilin diye. Herkes dışarıda bu arada yürüyüş için. Muhteşem bir hava. Kaçırılmayacak bir hava. Buranın da görüntüsü bayağı bozuk. Ama yapılacak bir şey yok. Buralar bile dolar kesin. Çok seviyorum böyle şu anda açık havada olunca daha da çok seviyorum. Neyse. Yani bugün o yüzden biraz keyfim kaçtı. Özkan'la alışverişimde. O yüzden de Özkan'la artık hiçbir alışverişe çıkmam kolay kolay. En iyisi kendin çık, keyfinle çık, alışverişini yap, evine dön. Neyse hamburgeri de haftaya inşallah yerim yani. Önemli olan keyfimin olması. Ben keyfimin olmadığı zaman hiçbir şey, ne yapmayı severim ne koymayı severim, hiçbir şey sevmem. Önemli olan keyfimin olması benim için. Neyse. Durumlar bende böyleydi ama iyiyim. Açık havaya da çıktım. Şimdi yürüyüşümü de yaparım. Oh misler gibi. Sizde durumlar nasıl? Sizde eşlerinizle birlikte alışveriş yapmayı seviyor musunuz? Bilmiyorum da. Sizde durumlar nasıl? Böyle kavgalar çıkıyor mu alışverişlerde? Vallahi bende çıkıyor yani. Orası kesin. Ben bir arada alışveriş yapamıyorum yani. Tek başıma daha çok seviyorum. Ya da kız kıza. Tek başına. Öyle. Neyse. Nefes nefese kaldım. Ben yürüyüşe devam. Görüşürüz. Bakar mısınız? Bu akşam ay tutulması var ya. Gökyüzünde saat 10'u 10 geçe ay tutulmamız var. Rabbim hayırlısını versin. Ben dönüyorum. Yürüyüşümüzü yaptık Ebru'yla yine. Maşallah. Çok güzel parlıyor. Resmen gökyüzünde kim bilir ne hareketler oluyordur değil mi? Çok tatlı bir aydınlığı var ama yeryüzüne etkileri de bayağı bir büyük olacakmış. Her şeyin hayırlısını versin diliyorum. Rabbimize hakkımızda ne hayırlıysa onu nasip etsin bize.
Muhteşem. Nefes nefese kaldım ve bakar mısınız o kadar çok yürüyüş yapan var ki. Bakın. Ay maşallah sana maşallah. Bir dakika şöyle yapacağım. Bakar mısınız? Muhteşem bakıyor bana orada. Ay bu ne ya? Köpekler de. Neyse arkadaşlar. Ayı da paylaştım size. Haydi bakalım ben eve doğru yürüyorum. Evet, adımı bu kadar atmışız. 7118. Zaten 8'i 17 gece çıkmıştım yürüyüşe biliyorsunuz. Yine bugünkü adımım çok güzel maşallah. Geldim mekanıma oturdum. Şimdi bir film kanallarına bir bakalım. Sonra da gecemizi tamamlarız inşallah. Suyumu da içiyorum bakın. Aldığım Park AVM'deki su şişem de yanımda. Ama çok fazla su içmediğimi söyleyebilirim yani. Kesinlikle. Neyse. Haydi bakalım. Gecemizin bitmesine doğru yol almaktayız. Evet. Bugün gerçekten akşama doğru baş ağrım bayağı bir arttı. Biliyorsunuz. Pek iyi geçmedi. Şu anda hala da var. Hatta aldıklarımı bile paylaşamadım sizlerle. Kusura bakmayın. O yüzden hemen videomun editini yapıp yatmak istiyorum. Her günümüz bir olmuyor. Öyle değil mi? Sizlerin de olmuyor. Benim de olmuyor. Ama yine her halime şükrediyorum. Verdiği her sağlığa, verdiği her sağlık nefese. Sevdiğim insanlarla geçirdiğim her vakte binlerce şükürler olsun diliyorum tabii ki. Buna da şükür. Evet, ben daha fazla uzatmadan çünkü rahatsızım bugün. Ama yine de nefes alabiliyorsam buna da şükrediyorum. O zaman şimdiden inşallah beğenerek ve izleyerek, severek izlediğiniz bir video olmuştur. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, iyi geceler.